Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Yaz ayları deyince karpuzsuz tabii ki de yaz olmuyor. Fakat karpuzu arkadaşlar bu şekilde tüketirseniz çok hızlı bir şekilde göbeğinizin eridiğini, basenlerinizin inceldiğini fark edeceksiniz. O yüzden hazır tam da mevsimindeyken hemen bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar iki dilim karpuz yeterli olacak bize. Hemen hızlı bir şekilde Kesme tahtamızı alalım. Karpuzlarımızın arkadaşlar çekirdeklerini çıkartıyoruz, temizliyoruz. Arkadaşlar sabah tüketiyoruz bunu. Gün içerisinde hem sizin daha enerjik olmanızı sağlıyor hem de benim iştahımı çok güzel bir şekilde kapatıyor. Sizlerin de iştahını kapatacağını düşünüyorum. Gerçekten tatlı sevenler, karpuz sevenler yazın hem ferahlayın hem arkadaşlar fazlalıklarınızı hızlı bir şekilde sizlerle çözüm yolu bulabilirsiniz ben bunu sabah kahvaltısı olarak tüketeceğim sizlerle e, isteyen sabah kahvaltısı isteyen akşam yemeği olacak şekilde bunu tüketebilir Şöyle. Böyle ikinci dilimimizi arkadaşlar hızlı bir şekilde çekirdeklerinden ayıklıyorum. Burada kesinlikle çekirdekleri çöpe atmayacağız. Çekirdeklerimizi saklayalım. Çünkü çekirdeklerle ilgili çok yakında sürpriz bir tarifim daha olacak sizlere. Ben güzelce karpuz çekirdeklerini çıkarttım. Küp küp doğradım. Şöyle bir kasenin içerisine aktarıp hazırladım. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine metabolizmanızı hızlandıracak harika bir parat ilave ediyoruz. Bu tabii ki arkadaşlar zencefil. Şöyle yarım kaşık kadar zencefili üzerine döküyorum. Burada arkadaşlar önemli olan püf noktası şu. Karpuz biliyorsunuz ki bizim vücudumuzda susma gibi bir özelliği var. Bu da ödem oluşmasını sağlıyor. Zencefil de arkadaşlar karpuzun bu ödem yapıcı özelliğini ortadan kaldırmış oluyoruz. Böylece hem iştahınız kapanacak çünkü karpuz çok yüksek lif'e sahip. Doğru kombinasyonlarla tüketildiğinde çok besleyici bir besin maddesi arkadaşlar. Burada karpuzu vücudumuzda su tutucu yani ödem yapıcı özelliğini ortadan kaldırmak için ufak bir ipucu kullanarak çok güzel bir şekilde gün içerisinde hem sizin tok kalmanızı hem de arkadaşlar iştahınızın kesilmesini sağlayacak harika doyurucu bir kase hazırladım. Arkadaşlar isteyenler smoothie tarzı içecek yaparak da tüketebilir. Bir blenderın içerisinden geçirip o şekilde de tüketebilir. Fakat benim burada değinmek istediğim bir başka püf noktası. Bunu arkadaşlar ne meyve yerseniz yiyin kesinlikle meyveyi meyve olarak tüketin. Bu şekilde tükettiğinizde hem e, iç organlarınız daha fazla çalışacaktır bunları sindirmek için. Hem de sizin beyninizde biliyorsunuz ki biz yemek yedikçe yavaş yavaş beyninize tokluk sinyali gider. Sizlerin arkadaşlar bu tokluk sinyalinin beyninize gittiğinde yani bir kaseyi bitirdiğinizde doymuş olarak o hissi alarak arkadaşlar sofradan kalkmış olacaksınız benim bugünkü tarifim sizler için bu kadar da umuyorum bu tarifimi beğenir tüm sevdiklerinizle paylaşırken kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin